bası mensupları lütfen yerlerimizi alabilirsek. Birazdan açılış konuşmalarımız başlayacak çünkü. Az önce de performanslarını gösteren Bukalemun grubuna da çok çok teşekkür ediyoruz. Herhalde bizleri sabah sabah uyandırdılar diye de düşünüyoruz. Bilmiyorum, ne dersiniz? Değerli basın mensupları, çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, lütfen sizler de yerlerinizi alabilirseniz. Ayakta kimsenin kalmamasını istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Konuşmalarımıza başlayacak çünkü. Sayın Bakanım, değerli misafirler, kıymetli basın mensupları. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından organize edilen ve konusu sadece rüzgar olan ilk uluslararası kongre olma özelliği taşıyan organizasyonumuza öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Değerli konuklar, ülkemizin son dönemde rüzgar enerjisinde attığı adımlara dikkat çekebilmek ve rüzgar enerjisinin gelişimine tanık olmak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. İki gün boyunca devam edecek kongremizde ulusal ve uluslararası platformlarda konusunda tecrübeli uzmanlar konuşmacı olarak değerli bilgilerini bizlerle paylaşacaklar. Avrupa Rüzgar Enerjisi Kongresi 2015 adaylığımızın öncesinde bu kongremizin bir prova niteliğinde olduğunu düşünüyoruz. Ve katılımlarınızla bizlere verdiğiniz destekten dolayı da Sayın Bakanım başta olmak üzere herkese teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyoruz. Birazdan Sayın Bakanımız kongremizin açılışını gerçekleştirecek. Ama onun öncesinde konuşmalarını yapmak üzere TÜREP Başkanı Sayın Mustafa Serdar Ataseven'i kürsüye davet etmek istiyorum. Sayın Ataseven, buyurun efendim. Sayın Bakanım, çok değerli Enerji Komisyonu Başkanımız, Çevre Komisyonu Başkanımız, Sayın EPDK'mızın değerli başkanı, kurulu üyeleri, çok değerli genel müdürlerimiz, bürokratlarımız, siz saygıdeğer enerji sektörüne gönül veren enerji sektörü paydaşları. Rüzgar enerjisi ülkemizde yeni gelişen bir sektör ve tüm bu katılan, burada bulunan, salonda bulunan tüm herkese bu gelişime katkı koyduğu için teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği olarak da gerek kamu, gerekse özel sektörün bize verdiği desteğe gerçekten teşekkür ediyoruz. Rüzgar enerjisi aykırı ve yenilikçi bir enerji kaynağı. Biz de o nedenle bu etkinliğimizi birazcık böyle yenilikçi yapmaya çalıştık. Bundan dolayı da anlayışınız için de çok teşekkür ediyoruz. Ondan dolayıdır ki kürsüde konuşmak yerine daha samimi olması açısından Sayın Bakanımızın ve misafirlerimizin özrüne dayanarak böyle gezerek konuşmayı tercih ettim. Şimdi ilk önce çok kısa birkaç cümleyle Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nden bahsedeceğim sizlere. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği aslında 1992 yılında kurulmuş ve Bakanlar Kurulu kararıyla Enerji Bakanlığı tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Yani 1992 yıllarda aslında rüzgar enerjisinin önemi orada belirtilmiş. Ve o günden bugüne 20. yılımız bugün güzel şeylere imza atmaya çalışıyoruz. Ve Türkiye'deki bu konudaki en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biriyiz. Yarı kamu, yarı özel sektör statüsünde olmamızdan dolayı da özel sektörle kamu arasında da bir köprü görevi görüyoruz. Aynı zamanda da Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği'nin bir üyesiyiz. Ülkemizi Avrupa'da ve dünyada rüzgar konusunda temsil etmeye çalışıyoruz. Amacımız da ülkemizdeki rüzgar potansiyelini ekonomiye kazandırmak. Dış borcumuz malum, yerli kaynaklarımızı ne kadar kullanırsak, bir kilovatlık bir türbünü bile hayata geçirdiğimizde dışarıya ödeyeceğimiz para azalacağından
Bunun bile peşindeyiz. Yani 1 kilovatlık rüzgar santrali, rüzgar türbini kuracak kişiye bile elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. TÜREK 2012, yani bugün geldik, neler yapacağız? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Toplamda 14 oturumumuz var. Bunlardan bir tanesi şu anda gerçekleştirdiğimiz açırım oturumu. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği'ne özel bir oturumumuz var. Yarın başlayacak olan 13-14.30 arasında. Ve onun dışında da birbirinden değerli konuşmacılarımızın yer aldığı 12 ayrı oturum var. Toplamda 80'den fazla konuşmacımız var ve 2 gün sürecek etkinliğimiz, bildiğiniz gibi. Bir diğer çalışmamız da kongre çantalarında bulacaksınız. 1,5 yıldır, yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız ve sektörün bütün paydaşlarının katkı ve emeğini koyduğu Türkiye Rüzgar Enerjisi yol haritasını tamamladık, bastırdık. Bugün bu etkinlik vesilesiyle de onun da lansmanını yapıyoruz. Burada 7 tane takımdan oluşan bir ekip kurduk ve bu ekipteki herkes profesyonel hayatındaki deneyimlerini, profesyonel hayatındaki mesai saatleri dışında saat 10'larda Skype'lar üzerinden toplantılar yaparak ülkemizdeki rüzgar enerjisi gelişimine ne tür katkı sağlayabileceğimizi tartıştık. 50'den fazla kişiyle gerçekleştirdik bunu. 7 takım oluştu. Her takımda da ortalama 7 kişi var. Ve ülkemizde kimin ne yapması gerektiğini ortaya koyduk. Yani kamu olarak ne yapmalıyız? 2023'teki 20 bin hedefine ulaşabilmek için. Yatırımcı olarak ne yapmalıyız? Üniversiteler olarak ne yapmalıyız? Sanayiciler olarak ne yapmalıyız? Yatırımcılar olarak ne yapmalıyız? Türbün tedarikçileri olarak ne yapmalıyız? Bunları ortaya koyduk. Çok değerli ve kıymetli bir çalışma olduğuna inanıyoruz. Ve bütün sektör paydaşlarının sahiplendiği bir çalışmadır bu. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Evet, son konum ise, lafı fazla uzatmayacağım. Elbette ki Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği'nin her yıl bir ülkede düzenlemiş olduğu Avrupa Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin 2015 yılında Türkiye'de yapılması. Bu konuyla ilgili de Arturos Zervos, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı, bütün katılımcılara selamlarını ilettiler. Yunanistan'daki grev nedeniyle uçuşunu gerçekleştiremedi dün Türkiye'ye. Ondan dolayı da selamlarını ilettiler ve Christian Kejer, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği'nin CEO'su aramızda. Kendisi Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği olarak temsil edecekler bugün Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği'ni. Bunun için de çok çalıştık, çok çaba sarf ettik. Kamudan çok büyük destek aldık. Dün onlarla yaptığımız özel oturumlu akşam yemeğinde çok güzel destek sözleri işittik. Ve özel sektör de çok destekledi. Hem iş gücü, insan gücü olarak, insan kaynağı olarak bize destekte bulundular. Hem de her şey bütçeyle oluyor biliyorsunuz. Bütçesel anlamda da destek verdiler. Ben buradan bu konuda da bizim çalışmalarımıza destek veren herkese teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve son sözüm de gerek Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı, CEO'su, gerek EPDK'mızın değerli başkanı, kurul üyeleri, gerek Enerji ve Çevre Komisyonumuzun başkanları ve direkt gerekse sektör paydaşları olarak biz Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği'nin 2015'te yapılmasını Türkiye'de istiyoruz. Thank you.
bunu şapkalı. Bir üstüne ona daha sıcak. Bu kadar gümbürtüye bu kadar mı alkış var? Bu kadar gümbürtüye bu kadar mı alkış var? Çok teşekkür ediyoruz. Bir şey daha var. Kongre çantalarının içerisinde şapkalarınız var. Belki organizasyondaki aksaklıktan dolayı herkes kongre çantasını almamış olabilir. Ama biz kamu olarak dünkü yemekte Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği'ne ne kadar istediğimizi gerek sektör oyuncuları gerekse kamunun en üst düzeydeki bütün kanun koyucuları, karar vericileri ve regülatör otoritesi Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği 2015'i ne kadar istediğimizi anlattık. Şimdi sektör oyuncularından da ne kadar istediğimizi anlatmalarını istiyoruz. Lütfen herkes çantalarındaki şapkayı çıkarsın. Lütfen herkes, rica ediyorum. Elinde çanta olmayanlar da şapkayı giyip ayağa kalkıyoruz. Sizden bu desteği istiyorum. Bütün salonun şapkalarını giyip ayağa kalkmasını istiyorum. Arz ediyorum sayın sektör paydaşları. Desteğinizi görmek istiyoruz. Evet. 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 Sayın bakanım teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın basın mensupları bu kareyi lütfen alın. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği'nin yönetim kurulunda bu kareyle savunacağız biz ülkemizi. Bu kareyi alın. Bakın şu anda bir kişiden fazla var salonda. Sektör de bu kadar istiyor. Christian, look back around please. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Ben çok gevezelik ettim. Sayın sunucumuzu buraya davet ediyoruz. Evet, kejeri ben alıyorum. Çok özür dilerim, programda bir acemiliğim oldu. Christian kejeri ben anons ediyorum izninizle. Christian, please come. Telgrafları alayım. Thank you very much. Şimdi ben izninizle burada İsimleri tek tek okumayacağım. Bütün bakanlarımızdan, bütün milletvekillerimizden çağrıda bulunduk. Avrupa'daki 2015'teki Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin Türkiye'de yapılması için bir selamınız yeter başlığıyla. Ve bize gelen telgrafları, ama bunu çevirmemiz lazım ya da kulaklığı vermemiz lazım. Baştan alacağım, kusura bakmayın. Şimdi Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği dünkü yaptığımız yemekte ne kadar istekli olduğumuzu gördü kamu otoritesi olarak. Bugün bu salonda
ne kadar istekli olduğumuzu gördü ve sizlerin huzurunda da bütün bakanlarımızdan ve milletvekillerimizden gelen bir selamınız yeter başlığıyla talepte bulunduğumuz telgrafları huzurunuzda Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği yönetimine sunulmak üzere Christian Kecer'e takdim ediyorum. Let me just say. Şunu söyleyeyim, ben hiçbir zaman şüphe duymuyorum. Yani Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Avrupa Rüzgar Enerjisi Kongresi'ni İstanbul'a getirmek istiyor. Bundan zaten hiç şüphe duymuyoruz. Yani hepimizin şunu bilmesi gerekiyor. Böylesi tutarlı, böylesi taahhüt sahibi bir kişi daha önce hiç olmamıştı. Yani hiçbir ulusal birlikte, hiçbir yerde dünyada Mustafa Bey gibi istekli bir kişi hiç görmedik ve bu takımıyla birlikte kendisi gerçekten çok istekli ve İstanbul'a getirmek istiyor kongreyi. Daha önce hiç böyle bir istek görmemiştik. Ve süreç için konuşmak gerekirse eğer Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği kurulu bir karar almak üzere 2015 kongresiyle ilgili ve bu 12 Aralık'ta alınacak bu karar ve umuyorum Şubat'ta zaten bir kongremiz olacak ve zaten Mustafa Bey'in de bir taahhüdü var. Eğer konferansla ilgili 2014'te bir yanlışlık, bir aksaklık olursa eğer taahhüt edildiği yerde yapılamazsa hazırız diyor Mustafa Bey. Peki, teşekkür ediyoruz. Tamam, bu kadar konuşacağını söyledi. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun programı olmasına rağmen bizlere katıldılar. Programımızda şimdi devam ediyoruz. Buyurun, çok özür dilerim program aksaklığı. Vallahi Mustafa Bey, size ne söyleyeyim bilemiyorum. Gerçekten siz rüzgar enerjisini atoma bile çevirirsiniz yani bu enerjiyle. Çok çok teşekkürler efendim. Yani benim görevimi çok güzel bir şekilde ifade ettiğiniz için. Çok çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Tekrar alkışlarınız lütfen TÜREP Başkanımıza. Ve Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği CEO'su Christian Kecer'e lütfen. Galiba az önceki mesajın içinde de herhalde o mesajın içinde de 2015 bizde diye sözünü aldık kürsüden. Doğru mu Christian Kecer? Tamamdır. Peki. Tekrar alkışlarınızla efendim. Şimdi tabii diğer katılımcılarımız, konuşmacılarımız da var. Onları da takdim edeceğiz. Şimdi sırasıyla diğer konuşmacılarımızı takdim ediyorum. EPDK Başkanımız Sayın Hasan Köktaş'ı şimdi konuşmalarınızı yapmak üzere alkışlarınızla kürsüye davet ediyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisimizin çok değerli Enerji ve Çevre Komisyon Başkanları, çok değerli katılımcılar, sıra dışı ve rüzgar gibi gerçekten bir programa başlamış bulunuyoruz. Ama rüzgar gibi devam etmesi için bir miktarda gerçek hayatta ne oluyor, ne bitiyor, ayaklarımız yere basarak bugünün de önemini anlatacak şekilde görüşlerimizi paylaşmaya ihtiyaç var. Zira bu kongreyi desteklediğimizi konuşmamın son bölümünde de ne tür katkı vereceğimizi de ifade etmek istiyorum. Türkiye rüzgar enerjisi sektörünün tüm konularının ele alındığı bu kongreye katılıyor olmaktan duyduğum hem memnuniyeti ifade etmek istiyorum hem de şahsım ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu adına tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Şimdi İki gün yaklaşık 14 oturumda çeşitli konularla rüzgarı ele alacağız. Aslında şunu söyleyeyim. Bundan birkaç yıl önce ya da işte 3-4 yıl önce oturup da bir rüzgar enerjisi kongresi düzenlenecek. Ve burada iki gün boyunca yaklaşık 1000'e yakın katılımcının kayıt yaptırarak katıldığı ve tüm aktörlerin, paydaşların katıldığı ama aynı zamanda fuar bölümü de olan bir toplantı yapılacağı söylenmiş olsaydı
bir miktar inandırıcı olmazdı en hafif tabiriyle. Zira böyle bir şeyin olacağı düşünülemezdi. Ama bugün bu salonda bakıyoruz, 14 değişik oturumda bütün boyutlarla görüşebildiğimiz, bine yakın insanın katıldığı bir toplantıyı sadece rüzgar odaklı, enerji anlamında değil, en geniş anlamıyla enerji şemsiyesi altında değil, ama rüzgar alt başlığı altında bir toplantı yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktayı, büyüklüğü ve cesameti gösteriyor, önemi gösteriyor. İşte bu yapı aslında 2015 Avrupa Rüzgar Enerjisi Forumu'nun niçin Türkiye'de yapılması gerektiğini de ifade ediyor. Dolayısıyla bu iki gün boyunca yatırım deneyimleri paylaşılacak, lisanssız elektrik üretim fırsatları, yerli katkı payı, yeşil sertifika, karbon piyasaları ve insan kaynakları gibi birçok konuda da konular tartışılmış, konuşulmuş olacak. Sonuçta bugün geldiğimiz itibariyle sektörün geldiği büyüklüğe baktığımızda yılbaşından bugün aşağı yukarı 56 bin megawatt kurulu güce ulaştık enerji piyasası olarak Türkiye'de. Ve Ekim ayı sonu itibariyle bu rakam. Ve yılbaşından bugüne kadar baktığımızda da 2873 megawatt yaklaşık 100 adet irili ufaklı tesise tekabül eden bir kurulu güce ulaştık bu yıl itibariyle. Baktığımızda yine rüzgar enerjisi özelinde aşağı yukarı 2105 megawatt kurulu güce ulaşmış bulunuyoruz. Bu sayede dünyanın en fazla dikkat çeken, yatırım yapmak için takip edilen, sürdürülebilir ve geleceği olan rüzgar piyasalarından birine sahibiz. 10 yılda 100 katlık bir rüzgar kapasitesi artışı yaşanmış bir sektörün 2000 megawattların üzerinde de uzun vadede de 10 bin megawattlara çıkabilecek bir altyapıyı kurduğumuzu ifade etmek istiyorum. Orta ve uzun vade demek lazım. Çünkü daha uzun bir vade olarak 2023 hedefini alırsak bunun çok daha üstünde olduğunu ve enerji strateji belgesinde bunun hedeflendiğini biliyoruz. Bu süreçte enerji piyasası düzenleme kurumu olarak şöyle bir fonksiyonu üstlendiğimizi ifade etmek istiyorum. Enerji politikalarımız ve orta vadeli program hedefi çerçevesinde yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde istifade etmek için düzenleme iklimini ve yatırım ortamını ve altyapısını olabildiğince daha ileriye, daha gelişmiş bir yapıya kavuşturmak gibi bir hedefimiz var. Kurum olarak bugün itibarıyla 9432 megawatt kurulu gücünde 270 adet projeye lisans verdik. Yine aynı şekilde 1511 megawatt kurulu gücünde 28 adet projeye de uygun bulma verdik. İkisini topladığımızda yaklaşık 11.900-11.000 megawatt civarında lisans ve uygun bulma. Bu şu anlama geliyor. Kısa bir süre içerisinde bunların tamamı lisansa dönüşmüş olacak. Yaklaşık 300 proje. Yani şu anda Türkiye'nin rüzgar açısından stokuna baktığımız zaman 11.000 megawattlık bir lisans stoku var. Uygun bulmayı dahil ederek konuşuyorum. Yaklaşık 300 tane de proje stoku var. Yani böyle bir yapıyı şu anda bugün itibariyle konuşuyoruz. Bir yandan lisans alan bu projeler her yıl ardı ardına pervanelerini döndürmeye başlarken, öte yandan da mevcut kurulu tesislerin kapasitelerinin artırılması ve yeni başvuruların kabulü konusunda da ciddi bir altyapı çalışmamızın var olduğunu ifade etmek isterim. TİH ile kurumumuz arasında sürdürülmekte olan teknik çalışmalar sonucunda mevcut lisanslı veya işletmeye geçmiş projelere yönelik hangi bölgede hangi trafo merkezleri üzerinden kapasite artışı yapılabileceği üzerinde çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Biliyorsunuz ki kapasite artırımı konusu kanun hükmüdür. Dolayısıyla kanunun bu hükmünü yerine getirmeye esas olmak üzere teknik altyapı çalışmasını sistem operatörüyle beraber yürütüyoruz. Daha da önemlisi, kurulu kapasiteyi birkaç kat artırmaya yönelik olarak yeni başvuruların hangi bölgelerde ne şekilde alınabileceği hususu üzerinde de titiz bir çalışma yapmaktayız. Sektörümüz tarafından merakla beklenen bu bilgiler önümüzdeki süreçte altyapısı oluştuğunda kuşkusuz kamuoyuna ilan edilecek
ve sektör paydaşlarıyla paylaşılacaktır. Böylece rüzgar ölçüm çalışmalarının da tamamlanması ile birlikte önümüzdeki dönemde yeni üretim lisansı başvurularının kabul edilmesi ve lisansların yatırıma dönüşmesi konusunda yeni bir hareketlenmenin olacağı açıktır. Zira 2023 hedefimizi yeni kapasite artırımı ve yeni başvurularla beraber değerlendirerek önümüzdeki dönemin projeksiyonunu yapmalıyız. Ülkemizin enerji piyasasını düzenleyen kurumun başkanı olarak rüzgar enerjisi sektörüne yatırım yapan, yapmakta yakından ilgilenen çok sayıda yerli ve yabancı yatırımcı ile görüşmekteyiz, görüşüyoruz ve Türkiye'ye yatırım yapmaları konusunda gerekli teşebbüsleri, gerekli iradeyi koymaya çalışıyoruz kendi ölçeğimizde. Bu çalışmalardan, bu görüşmelerden çıkarttığımız bir sonuç var. Rüzgar enerjisi yatırımlarının izin süreçlerinde ve yeni başvuruların kabulü konusunda teknik altyapının getirilmesi gerektiği, bu sayede de geliştirilmesi gerektiği ve bu sayede de çok daha hızlı yol alabileceğimiz yönünde bir kanaat var. Bu şu anlama geliyor. Hala biz dört dörtlük sistemi geliştirdik, altyapıyı oluşturduk demek çok kolay değil. Zira dinamik bir yapıdan, dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Onun için yapmamız gereken daha başka da işler var. Altyapıyı geliştirmeye yönelik, yatırım ortamını daha da iyileştirmeye yönelik. Bu kapsamda bazı sorunların olduğunu ve bu sorunların da kısa süre içerisinde çözülmesi gerektiği ve sorunların da bitmeyeceğini biliyoruz. Zira bir takım sorunlar çözüldüğünde dinamik süreç yeni sorunları da beraberinde getirecektir. Onları da çözmek için azami bir gayret sarf edeceğiz. Türkiye rüzgar enerjisi santrallerinin kurulması konusunda son yıllarda çok önemli bir mesafe kat ettiğimizi belirtmek isterim. İşte bu gelişme, daha da önemlisi, ülkemizin sosyoekonomik yapısının ve enerji sektörünün geleceğine duyulan güven, gerek Avrupa ülkeleri gerekse dünya genelinde rüzgar enerjisi yatırımı konusunda en cazip pazarların başında Türkiye gelmektedir. Sadece rüzgar santrali yatırımları değil, tamamı yerli kule, kanat ve nihayetinde türbin üretimi konusunda da yakın zamanda daha ileri sonuçlar almayı arzu ettiğimizi ifade etmek isterim. Türbin dışındaki konularda epeyce bir mesafe aldık. Ümit ediyorum yerli türbin üretimi konusunda da daha hızlı, daha gelişmiş, hızlı bir şekilde bir mesafe almamız gerekir. Tüm bunlara ilaveten Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği böylesine nitelikli bir kongreyi organize ederek ülkemizin rüzgar enerjisi sektöründe yaşanan gelişmelerin sivil toplum örgütleri üzerinde de ne kadar olumlu etki yaptığını göstermesi açısından çok önemlidir. Sonuç olarak şunu ifade etmem lazım gelir. Konuşmamın başında da söylediğim yaklaşık 11 bin megawattlık bir proje stoku şu anlama geliyor. Uzun dönemden beri, yani şöyle aslında eskiye doğru bakıldığında 2007 yılına kadar, 1998'den 2007 yılına kadar Türkiye'de 19,5 megawattlık bir kurulu güç vardı. İki tane tesis, rüzgar tesisi ve toplamda 19,5 megawatt. Yani bu şu anlama geliyor. Uzun süre altyapı çalışmalarına zaman harcandı. Dolayısıyla da matematiksel olarak düşündüğümüz zaman kümülatif bir büyüme dönemine geçilemedi. 2008'den sonra 1 Kasım sorununun da aşılmasıyla beraber, bir miktar zaman kaybetmekle beraber iyi bir noktaya gelindi. Bu 11 bin megawattlık stok kısa süre içerisinde yatırıma dönüştürülmelidir. Zira şunu söyleyeyim. 1 Kasım sürecinde kamu tarafının yeterince altyapı oluşturmadığı, dolayısıyla da zaman kaybına sebep olduğu eleştirileri kısmen haklıydı. Şimdi bir başka haklılık ortaya çıkmış oldu. O da şudur. Tüm hazırlıklar yapıldı, bitti. Lisanslar sahiplerine tevdi edildi. Dolayısıyla lisans sahipleri şu anda yatırımla baş başadırlar. Nasıl ki 1 Kasım sürecinde bizleri çok yakinen takip ettiler, bu sürecin sonuçlandırılması için olağanüstü gayret sarf ettiler. Biz de şimdi tüm altyapıyı oluşturmuş kurumlar olarak bu 11 bin megawattlık yatırımın hayata geçmesi, kurulu güce dönüşmesi konusunda azami takibi yapacağımızı söylemek isterim. Ve dolayısıyla yatırımcımıza, onları destekleyen bizlere ve finansörlere çok ciddi bir görev düştüğünü de ifade etmek istiyorum. Bu uyarıyı hatırlatmayı yaparak TÜREB'i ben kutluyorum, teşekkür ediyorum.
Avrupa Rüzgar Birliği toplantısının, kongresinin 2015 yılında Türkiye'de yapılması önemlidir. Hemen şunu söyleyeyim. Biz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak bu yılın Mayıs ayında Dünya Enerji Düzenleyiciler Forumu'nun başkanlığına seçildik. Şu anda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Dünya Enerji Düzenleyiciler Forumu'nun başkanlığını yürütüyor. Önümüzdeki 3 yıl boyunca böyle olacak ve 2015 Mayıs 27'de Dünya Enerji Düzenleyiciler Forumu İstanbul'da yapılacak. Dolayısıyla çok yeni, iyi bir tecrübeye sahip kurum olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bu konuda. Çünkü 1000'in üzerinde katılım, 100'ün üzerinde yaklaşık 120 civarında ülkenin de katıldığı bir toplantı olacak. En son, en taze deneyim ve tecrübeye sahip bir kurum olarak TÜREB'i bu 2015 adaylığı için fevkalade desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Deneyim ve tecrübemizi böylesine uluslararası büyük bir organizasyonu Türkiye'ye getirmiş, başkanlığını Türkiye'ye getirmiş bir kurum olarak her tür bilgi birikimimizi, deneyimimizi paylaşacağımızı, TÜREB'i sonuna kadar destekleyeceğimizi, esas itibarıyla böyle bir organizasyonu büyütmeye de gerek yok. Türkiye'de onlarca böyle organizasyon yapılıyor. Hemen bir ifade, bir rakam vereyim. İstanbul dünyanın 7. büyük kongre merkezidir. Dolayısıyla bu rakam bile her şeyi özetliyor, söylüyor. Bir başka şeye de gerek yok. Kaldı ki rüzgar sektöründe dünyada en hızlı büyüyen ülkeyiz. Bu iki tane rakam, İstanbul'un dünyada 7. olması kongre merkezi açısından, rüzgarda en hızlı büyüyen ülke olmamız, iki tane kriter böyle bir kongrenin İstanbul'da yapılmasını bir seçenek olmaktan çıkartıyor, zorunlu hale getiriyor bence. Bu duygu ve düşüncelerle kongrenin başarılı olmasını temenni eder, tüm katılımcılara saygılar sunarım. EPDK Başkanımız Sayın Hasan Köktaş'a konuşmalarını yaptığından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi diğer konuşmacımızı takdim edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Sayın Erol Kaya'yı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Kaya, buyurun efendim, alkışlarınızla. Sayın Bakanım, çok değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle çok farklı ve renkli bir kongreyle başladınız. İnşallah temenni ederim ki böyle renkli bitirirsiniz diye de temenni ediyorum. Sayın herhalde Kücel de bu konuda gerekli desteği verecektir diye umut ediyorum. Ben çevre komisyonu olarak özellikle enerji, çevre ve toplumsal bilinç üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii başlangıçta Türkiye Rüzgar Enerji Birliği'mizi tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olacak bir toplantıyı başladılar. Sayın Köktaş'ın da ifade ettiği gibi Türkiye'de daha düne kadar biz fosil yatıklar ve hidroyu tartışıyorduk. Bir ikinci adım atıldı. Yenilenebilir enerjiyle ilgili çok çeşitli boyutlarıyla tartışmaya başladı. Şimdi ihtisas alanına geçtik. Bence bu fevkalade önemli ve önemsememiz gereken bir konu ve bu anlamda bu çalışmayı önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Ve Türkiye hakikaten enerji ve çevre ilişkisinin hızlı ve sağlıklı gelişmesinde ben bu açıdan önemsiyorum. İnşallah 2023 yanılmıyorsam %30'luk bir rüzgarda Türkiye'de bir hedef konmuştu. Buraya da vesile olur diye temin ediyorum. Herhalde bir yol haritası inşa ediyoruz. Bu çok fevkalade önemli. Bir tespitle konuşmama başlamak istiyorum. Avrupa Birliği adına Eurobarometer'in Ekim 2011'de yaptırdığı bir tespit var. Avrupa Birliği vatandaşlarına sordu. Dünyanın sizce en büyük 5 problemi nedir diye sorusuna, birincisi açlık ve temizleşme suyu, ikincisi iklim değişikliği, 3'te ekonomik problemler, 4'te terör, 5'te de enerjiyi görüyoruz. Bu enerjiyle ilgili bölümle ilgili özellikle 1996 kimya dalında Nobel ödüllü bilim adamı Sayın Simal'ın bir tespiti var. Dünyanın en büyük problemlerin tek çözümü enerjidir. Dolayısıyla biz su ihtiyacını çözmek istiyorsak enerjiye ihtiyacımız var. Eğer enerjiniz bolsa denizi bile kullanmanız mümkündür. Gıdayla ilgili, temiz bir havayla ilgili, her şeyle ilgili enerjiye ihtiyacımız var. Bu anlamda bu toplantının ne kadar daha önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmakta.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu olarak biz özellikle bu ve bunun gibi organizasyonlarda temel yaklaşımımız üç şeyi altını çizmek istiyoruz ki ve önemsediğimiz hususlardan birisi budur. Çünkü gittiğimiz bölgesel yatırımlarda yatırım aşamasındaki şantiyeler ve toplumsal ilişkiler ya da çevreyle olan ilişkilerde bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bir hassasiyetimizden konusu çevreyle kalkınma arasındaki dengenin iyi korunması ve çevrenin kalkınmaya feda edilmemesi. Özellikle geçmişte Batı'da sanayi devriminin çevre ve insan haklarını ihmal ederek hatta ayaklar altına alarak kalkınmanın gerçekleştiğini görüyoruz. Bir başka ifadeyle Batı kalkındıktan sonra çevre ve insan hakları hassasiyetini önemsedi. Biz ise kalkınmayı çevre hassasiyetiyle birlikte yapmak ve bunu başarmak zorundayız. Bir başka husus, çevrenin mevzuat yanında aynı zamanda ahlak boyutunda ihmal edilmemesi gerektiğini özellikle altını çizmek istiyorum. Türkiye fotoğrafına baktığımızda özellikle Avrupa Birliği katılım sürecinde hükümetimizin 2009 yılında başlanan çevre faslını açması ki hakikaten Avrupa Birliği katılım sürecinde en zor fasıllardan birisi olmasına rağmen Türkiye büyük bir cesaret göstererek bu faslı ilk açan ülkelerden birisi. Bununla ilgili %90'a yakın çok kısa sürede bir mevzuat uyumlaştırması yapıldı ve yasama olarak görüyoruz ki uygulamada da çok ciddi yatırımlar, birazdan o rakamları da ifade etmek istiyorum ki hakikaten hükümet özellikle Avrupa Birliği çevre faslına dönük çevreyle ilgili yatırımları çok büyük önemsediğini görüyoruz. Ahlak boyutuna baktığımızda ise şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Tüm kadim medeniyetlerde tabiat geçmişte kutsallık zıhrı ile korunuyordu. Özellikle sanayi devrimi ile beraber 19. yüzyılda Batı'da başlayan süreçte kutsallık zıhrının kalktığını görüyoruz. Doğayı rakip kabul eden, onu yenmeyi, alt etmeyi esas alan kalkınma anlayışıyla beraber bugünlere geldik. Temenni ediyorum ki bu kalkınma anlayışı artık bitmiştir. Özellikle kendi medeniyetimizde var olan, kıyamet bile kopsa elinizdeki fidanın dikiniz dediği öğüdü, derede dahi olsa suyu kullanırken israf etmeyiniz ya da çevreyi kirletmeyiniz, fedakarlık ve tasarrufu esas alan medeniyet anlayışının bugün bütün toplumsal kesimlere anlatılması ve yaygınlaştırılması gerekiyor. Peki bugün Türkiye fotoğrafında neler var diye baktığımızda, Türk insanının algısına baktığımızda bir başka veriden bahsetmek istiyorum. İlginçtir, Nisan 2012'de iklim değişikliği ile Birleşmiş Milletler Türk insanımıza bazı sorular sordu ve böyle bir kamuoyu araştırması yapıldı. Ben iki tane soruyu buraya almak istedim, özellikle konuşmaya katkısı olur diye. Soru da dinliyor ki, çevreye daha az zararlı bir ürün için fedakarlık yapar mısınız? Bu salondaki ve bizler bu soruya verdiğimiz cevap %53.9 hayır. İkinci bir soruyu aldım. İklim değişikliği etkilerini azaltmak için elektrik ücretiminde daha fazla öder misiniz diye sorulmuş. %65 hayır diyor. Yani biz gelecek nesillere emanet edeceğimiz bu doğanın veya bu tabiatı koruma noktasında toplumsal bilinci sadece üreticilerden değil aynı zamanda toplumumuzdan da beklememiz gerekiyor. Uygulama boyutuna baktığımızda ise özellikle 2023 vizyonunda ya da hükümetin öngörüsünde 58 milyar euroluk bir çevre yatırımından bahsediyor. Bununla ilgili Maliye Bakanlığımızın kesinleşen rakamlarına baktığımızda iyi bir trendin olduğunu görüyoruz. 2009 yılında yaklaşık 3.314 milyar TL'lik bir çevre yatırımının 2010'da artarak 3.858 milyar TL'ye, 2011'de ise 4.206 milyar TL'ye ulaştığını görüyoruz. Yine hükümetimizin özellikle bazı noktaları desteklediğini, atık su arıtmalarla ilgili %50'ye yakın sübvanse yaptığını, ARGE çalışmalarına TÜBİTAK üzerinden çok ciddi bir katkıda bulunduğunu görüyoruz ki ben geçen hafta KOSGEB Gebze'de bir işletmeye gittiğimizde Türkiye'de 15 yıl belediye başkanlığı yapmış bir belediye başkanı olarak altını çizerek söylüyorum. Atık su arıtma çamurları çok ciddi bir beladır. Hepimizin sıkıntı duyduğumuz bir şeydir. Şimdi çimento fabrikasında yakıyor. Orada hem atık su arıtmalarından hem de diğer hayvansal atıklardan ve işte bitkisel atıklardan sentetik petrol üretildiğini görüyoruz. Ve prototipinin artık demo olarak
Manisa'da inşaya başladığında gördük. Dolayısıyla hükümetin bu anlamdaki çevreyle ilgili hassasiyetine ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve sözlerimi toparlarken özellikle dünyanın ve Türkiye'nin önemli enerji kollarından birisi olan rüzgarı konuştuğumuz bu atmosferin demin Sayın Köktaş ifade ettiler. Ben rakamsal boyutuna hemen baktım. 11 bin megawattlık bir ya da tam yanlış söylemek istemiyorum ama herhalde 10 milyar euronun üzerinde bir rakamdan konuşuyoruz ki çok ciddi bir yatırım. Bu anlamda bu toplantının hem çevre açısından bir bilinç oluşturmak adına fantastik bir uğraş olarak çevreyi gören insanlardan bu hassasiyeti alınıp geniş toplumsal kesimlere yayılması adına hem de rüzgar enerjisiyle ilgili bu çalışmanın ülkemize ve sektöre fayda getirmesi adına ben bir kez daha teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanımız Sayın Erol Kaya'ya teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Şimdi diğer konuşmacımızı takdim etmek istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji Komisyonu Başkanı Sayın Mahmut Mücahit Fındıklı'yı kürsüye davet ediyoruz. Buyurun efendim. Sayın Bakanım, çok değerli vakfımızın, derneğimizin başkanı, EPDK'nın başkanı ve kurul üyeleri, hepinize saygı ve hürmetlerimle sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin düzenlediği bu kongrenin 2023'te 20 bin megawatt kurulu güç hedefinde ileri bir adım olmasını diliyorum. 6 yıldır mensubu olduğum ve bu dönem başkanlığını yaptığım Enerji Komisyonu adına bir tespitimi sizlerle paylaşarak sözlerime başlamak istiyorum. Rüzgar yatırımcıları, enerji yatırımcıları içerisinde en heyecanlı, aktivitesi en fazla olan kitle. Yenilenebilir enerji kanununun değişikliği sırasında bizi en çok rüzgarcılar ziyaret ettiler. Yıl içinde birkaç defa tekrarlanan enerji konferanslarına katılmakla yetinmiyorsunuz. Beklentilerinizi aktarmak için sektöre özel buluşmalar düzenliyor, herkesin eteğindeki taşı dökmesini sağlıyorsunuz. Bizi sahaya davet ediyorsunuz. Bir türbin, kanat nasıl üretilir, montajlanır, nasıl taşınır, nasıl çalışır, bütün bunları, bu süreçleri yerinde tespit ederek bizlerle birlikte aktif çalışma süreci içerisine giriyorsunuz. Bu yeni ve genç bir sektör. Dolayısıyla bu dinamizm, bu gençliğinden, bu yeniliğinden kaynaklanıyor olabilir. Yatırım yaptığınız alanın yeni rüzgarın kişiliğine kattığı, rüzgarın sektörünüze kattığı özel bir ilham da olabilir. Sebebi ne olursa olsun bu dinamik yapınızdan memnunuz ve takdir ediyoruz. Rüzgar enerjisinin kıymetli temsilcileri, sizler sektörün öncülerisiniz. Bundan sonraki süreçte sadece kamunun attığı ve atacağı adımlar değil, sizin sahadaki tecrübeleriniz, meseleleri ele alış biçiminiz, ciddiyetiniz yeni yatırımcılar için yol haritası olacaktır. Şu anda işletmede 2000 megawatt, toplamda lisanslı 2000 dahil 11 bin megawatt üzerinde bir kurulu güç havuzumuz var. 2023 hedefi için 18 bin megawattlık yatırım yapılacak. Önümüzdeki yıllarda fiyatlar biraz aşağı düşse bile 1 megawattlık maliyeti yaklaşık 1 milyon avro civarında. Toplam 18 milyar avroluk bir pazardan bahsediyoruz. Bu meblağ işin ciddiyetini göstermeye yetiyor. Yenilenebilir potansiyelimiz Avrupa'nın pek çok ülkesinden fazla. Neden bizim kurulu gücümüz 29 bin megawatt olan Almanya'nın onda biri bile değil? İspanya gibi 21 bin megawatt değil. Çin gibi 62 bin megawatt değil. Kamuoyunda bu tip sistemlerle sık sık karşılaşıyoruz.
Potansiyelimizin olduğu doğru. Potansiyel gerekli ama yeterli şart değil. Bu işin teknolojisi, endüstrisi, bilgisi ve finansmanı da var. Bu boyutu eksik kalınca yenilenebilir enerji yatırımının cari açığa yeni bir kalem eklemekten başka anlamı yok. Bu durum işin başında iyi anlaşılmadığı için herkes yenilenebilir enerji yatırımcısı olmaya kalkıştı. Yatırıma dönüşmeyen lisanslar elden ele dolaştı. Keşke herkes aldığı lisansı yatırıma dönüştürebilseydi. Sahada ölçüm yapmadan alınan lisanslar, hesapsız kitapsız işler sektöre ivme kaybettirdi. Bu açıdan ön lisans mekanizmasını yeni kanun tasarısının en önemli kazanımlarından biri olarak görüyoruz. Saygıdeğer misafirler, rüzgarda dünyadaki örneklere baktığımızda dikkatimi çeken birkaç noktayı paylaşmak istiyorum. 2011 yılı itibariyle nihai tüketimde Avrupa genelinde 204 tedavat saat elektriğin %6.3'ü rüzgardan karşılanmış. Almanya'da bu pay %10, İspanya'da %16, Danimarka'da %26. Saydığım ülkeler aynı zamanda rüzgar sanayinde dünyanın en güçlü ihracatçıları. Mesela Danimarka türbin üreticileri dünya üretiminin %60'ını karşılıyor. İspanya'nın 10 yılda rüzgara dayalı elektrik üretimini %63 oranında artırmasına şaşmamalı. Çok iyi işleyen bir piyasa yapısı, gelişmiş rüzgar tahminleri sayesinde bu mümkün oluyor. Bu ülkelerde Ar-Ge'ye ayrılan paylar çok yüksek. Bizde de bu konudaki Ar-Ge çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz. Bu açıdan destekleme mekanizmasında belirlenen fiyatlar makul fiyatlardır. Teknolojinin gelişimiyle maliyetlerin azalacağını öngören fiyatlardır. Yenilenebilir enerjinin Türkiye'de bir sanayi olarak gelişmesini amaçlayan fiyatlardır. Alım garantisi ve yerli ürün kullanımı dışında kanunla getirilen kolaylıkları hepimiz biliyoruz. Lisanssız elektrik üretimini de teşvik kapsamında değerlendirmek gerekiyor. Yenilenecek elektrik piyasası kanununda lisanssız üretimin kurulu güç sınırı 500 kW'tan 1 MW'a yükseltiliyor. Sayın Bakanımız da buradalar. Biz bu 1 MW'ı 2,5 MW'a çıkarmayı tartışmaya açmalıyız. Sektörün yerli ürün teşvikleri ile ilgili beklentilerinin farkındayız. Kanunla tesislerde kullanılan aksamın yurt içinde imal edilmesi halinde ilave katkılar veriyoruz. Kanatta 0,8, jeneratör ve güç elektroniğinde 1, türbinde 0,6, rotor ve nasel gruplarındaki mekanik aksam 1,3 dolar sent şeklinde düzenlenmişti. Burada 31 Aralık 2015 tarihinden önce işletmeye girmiş olma şartı ile 5 yıllık bir destek söz konusu. Sektörün beklentisi sürenin uzatılması yönünde. Gerekçesi haklı. Alınmış lisansların çoğunun 2015 yılında işletmeye girmiş olması mümkün görünmüyor. 2015 yılından sonra işletmeye alınan santraller yerli ürün kullansalar bile yurt dışından ithal etmiş gibi işlem görecek. Yatırımcı önünde açık, net bir takvim görmek istiyor. Kanunda 2015'ten sonra işletmeye alınan tesislerin yerli katkı ilavesine ilişkin usul ve esaslar bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenip ilan edilir diyor. Bir araya gelip bu meseleyi çözmeliyiz. 1 Ocak 2016 tarihinden sonra işletmeye alınacak tesislere de yerli ürün teşviği vermek zorundayız. Mevcut şartlarda 2015 yılı sonuna kadar yerli teknolojiye ulaşma hedefi gerçekleşmiyor. Sayın Bakanım, biz bu zat halinizin de komisyonda beraber çalıştığımız dönemlerde yerli teşviği vermekteki maksadımız teknolojisini de ülkemize kazandırmaktı. Ama bu 2015 yılı sınırlaması öyle görünüyor ki biz bu hedefimize henüz ulaşamadık. Dolayısıyla 2023 yılına kadar işletmeye başlayacak olanlara da
Cetvel 1 ve Cetvel 2'deki teşviklerin 5 yıl süreyle kullandırılmasının uygun olacağını düşünüyoruz. Yerli üretimde önümüzdeki dönem için son derece iyimserim. Türk sanayicisine ve mühendisine güveniyoruz. Ancak teşvikte yapacağımız bu değişiklikle önümüzdeki yıllarda diğer mekanik parçalarda ham madde dışındaki her komponent bizim sanayicimiz tarafından üretilecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Enerji Komisyonu olarak 2015 yılında rüzgar enerjisi zirvesinin Türkiye'de gerçekleşmesi için Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin yürüttüğü çalışmaların destekçisiyiz. Sözlerime son verirken Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'ne bu güzel organizasyonu tertiplediği için teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji Komisyonu Başkanı Sayın Mahmut Mücahit Fındıklı'ya teşekkür ediyoruz. Ve bizlere güç veren, onur veren konuğumuzu şimdi takdim edeceğiz. Son konuşmacımızı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız'ı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Bakanım buyurun efendim. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Enerji ve Çevre Komisyonları'nın değerli başkanları, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Genel Müdürü ve değerli üyeleri, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkan ve üyeleri, EPDK Kurul Başkanı ve değerli üyeleri, kamu ve özel sektörün değerli temsilcileri, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlayarak sözlerime başlıyorum. Öncelikle aranızda böyle bir toplantı olmuş olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmeliyim. Türkiye bir tercih yaptı ve Türkiye yaptığı tercihlerde özel sektör marifetiyle eliyle büyümeyi ve serbestleşen, liberalleşen piyasada çevreyle uyumlu, çevreye rağmen değil çevreyle beraber enerji yapılanmasını, yapılandırmasını oluşturmaktadır. Türkiye büyümektedir ve bu büyümesini karşılayacak olan yapılanmayı mutlaka sağlamak zorundadır. Enerji sektörünün birçok şeye mazereti olabilir ama Türkiye'nin büyümesini sağlayacak olan enerji arzıyla alakalı herhangi bir mazereti olamaz. O yüzden bizler büyüme rakamlarını, öngörülen büyüme rakamlarına dikkate alarak ondan daha fazla büyüyecek bir yapıyı mutlaka kurgulamamız lazım. Sürdürülebilir bir enerji ve sürdürülebilir bir gelecek için biraz önce değerli konuşmacılar da bahsettiler. Mutlaka iklim değişikliklerine, çevre hassasiyetlerine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vermemiz lazım. Burada hem kamuya hem de özel sektöre düşen önemli görevler var. Eğer biz Türkiye'nin büyümesini yenilenebilir enerji kaynaklarından yeterince yapamazsak, sistem boşluğu affetmez ve yerine yine her zaman şikayet ettiğimiz o fosil kaynaklardan bahsederiz. Petrol ve doğalgazdan bahsederiz ithal ettiğimiz. O yüzden Türkiye'nin büyüme hızını dikkate almamız lazım ve o büyüme hızını daha da aşacak, dolayısıyla farklı bir ifadeyle Türkiye'nin büyüme hızından daha hızlı büyüyecek bir yenilenebilir enerji kaynakları yapılanmasını sağlamamız gerekiyor. Böyle olmazsa ne olur? Türkiye daha hızlı büyürse ithal ettiğimiz doğal gazı daha fazla ithal etmek zorunda kalırız. O yüzden Türkiye enerji kaynaklarını çeşitlendirerek, nükleer güç santrallarını da dahil ederek ve bir nevi onu da yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında alarak yoluna devam etmektedir. Rakamlar verildi, bilgi eksikliğimiz yok. Şimdi eylem sırasındayız. 1 Kasım 2007'de başlayan
bu aktivitenin, rüzgarla alakalı çalışmanın daha hızlı yürüyebileceği ve artık kamu mazeretleri yerine özel sektör mazeretlerini konuşacağımız bir ortama giriyoruz. 11 bin megawatt civarında uygun bulunmayla beraber bir lisans verildi. Şimdi bunun mutlaka gerçek yatırımcılarla beraber realize edilmesi lazım. Çünkü biz bir geçici madde düzenliyoruz. Bir yatırımcı gelmiş bize demiş ki ben buraya rüzgar santralıyla bağlanacağım. Şu trafoya bağlanacağım. Biz ona bir kapasite tahsis etmişiz. O kapasite kullanılmak durumunda. Ne kadar kullanılmaz? 3 yıl, 5 yıl geçmez. Çünkü şu anda bu salonda bir anket yapsak, gerçek yatırımcılarla, gerçek yatırımcı olmaya aday rüzgarcılar arasında bir anket yapsak, mutlaka gerçek yatırımcıların bir kısım sıkıntılarının olduğunu, şikayetlerinin olduğunu göreceğiz. Ben falan trafoya bağlanmak istiyorum ama kapasitesi dolu diyorlar. O zaman bir öncelik vermemiz lazım. Daha önce yatırımını gerçekleştirecek olanlara bir öncelik vermemiz lazım. O yüzden yeni taslağımızda 4628'in numarası da değişen ve inşallah Enerji Komisyonu marifetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek olan yapıda mevcut üretim lisansı olup da inşaat öncesi süresini bitirmeyenler veya bitiremeyenler şu veya bu gerekçeyle 6 aylık bir ön lisansa tabi olacaklar. Bu dediğim gibi yatırımları hızlandırmak adına yapılan bir madde olacak ve mutlaka herkesin belli bir süre içerisinde bu yatırımlarını gerçekleştirme zorunluluğu getiriyoruz. Fitch ülkenin notunu arttırdı ama enerji sektörü ülkenin bu notunu çok daha önceden arttırmıştı. Çünkü uluslararası sermaye ile beraber 2011 yılında 4.3 milyar dolarlık bir doğrudan giriş oldu. Eğer bu not yükseltilmeden dahi enerji sektörü bunu satın almıştı. Bu hem Türkiye'deki siyasi istikrarı olan güvenin sürdürülebilir haline gelmesiyle alakalı ciddi bir veridir. Aynı zamanda enerji sektöründeki yapacakları işlere duyulan güvendir. Tabii ki arttırıyor olması bir kısım uluslararası sermayenin yeni oluşabilecek sermaye noktalarının harekete geçirilebileceğine de işaret etmektedir. O yüzden zemini sağlam ve son derece stabil büyümeyi karşılayacak enerji yapılandırmasını sağlamamız lazım. Rüzgar enerjisi şöyle bir avantaja sahip. Siyasi istikrarın kolaylaştırdığı kaynaklar var. Ama siyasi istikrarsızlığın zorlaştıramadığı kaynaklar var. Rüzgar böyle bir kaynak. Dikkat ederseniz arz ve talepten kaynaklanmayan ham petrol fiyatlarının değiştiğini görüyoruz. Arap Baharı deniyor, bir başka gerekçe deniyor. 2013'te öngörülebilecek bir kısım sıkıntılardan bahsedilerek bu konu açılıyor ve ham petrolün fiyatı 10 dolar, 20 dolar artıyor. Bu bizi tabii ki olumsuz etkiliyor. Ama rüzgar böyle değil. Yani sizin bölgenizdeki veya çevrenizdeki bir siyasi istikrarsızlık bu kaynağı etkileyemiyor. O açıdan ben bunu çok önemli bir avantaj olarak görüyorum. Yerli sanayinin özellikle eğer biz bu yerli sanayi, hedeflenen yerli sanayiyi rüzgarda kuramazsak bu sefer işletmeciliğini ithal yerine yatırımlarını ithal ettiğimiz bir kaynağa doğru gitmiş oluruz. O yüzden yönetmelikte gerekli değişiklikleri yaptık. %100'ünü gerçekleştirme şartını kaldırdık. %55'ler civarında eğer siz o yaptığınız imalatın yerli kaynak olduğunu sağlayabiliyorsanız, bunu tefsik edebiliyorsanız oradaki teşviklerden yararlanma imkanını kazandırdık. Bu önemli bir gelişme. Sektörün istediği bir gelişmeydi. Tabii ki sektörün istekleri dikkate alınmak durumunda.
Ha bunun tarihi 2015 midir? 2023 yılına kadar işletmeye girecek olanlar mıdır? Bakanlar Kurulu bu konudaki zaten bu tarihleri değiştirme yetkisi var, uzatma yetkisi var. Gerek kanunda gerekse bu tür inisiyatiflerle bunları değiştirebiliriz. Ama önemli olan kamu görevlerini yerine getirdikten sonra özel sektöründe buna cevap verebilecek durumda olmasıdır. Biz her zaman özel sektörün, gerçek yatırımcımızın hemen yanı başındayız. Ve onun işlerinin kolaylaştırılmasıyla alakalı mutlaka yardımcı olacağız. Bütün bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarımızla beraber. Tabii Türkiye su gibi, rüzgar gibi, güneş gibi, jeotermal gibi, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını daha çok artırmak durumundadır. Biraz önce bahsettiğim gibi ve %30'lar civarında toplam üretimdeki payını bu kaynaklardan sağlamak hedefindedir. 2023 yılına kadar enerji yapılandırmasında koyduğumuz bu hedefler mutlaka gerçekleşmek durumundadır. Çünkü Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin kurulu gücünün iki katı kadar şu anda rüzgar var. İşletmecilik açısından baktığımızda biraz daha Türkiye'nin kullandığı elektrikten az. Dünyada 5 katı kadar kurulu güç var ve 2 katı kadar da işlettiği elektrik gücü var. Dünyada sıralamalar değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle son 2011 yılındaki yaptığı atak hala Çin'in birinci sırada oluşunu değiştirmedi. Ama 2011 yılında en fazla rüzgara yatırım yapan ülke ünvanını kazandı. Almanya bu iki ülkeyi takip eden üçüncü ülke oldu. Bizler 17. büyük ekonomi dünyanın arasında bulunmamıza rağmen ilk 16 arasında bulunuyoruz rüzgar işletmeciliği açısından. Mutlaka ilk 10'da bulunabiliyor hale gelmemiz lazım. Hem Türkiye'nin enerji politikaları açısından hem de yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiğimiz önem açısından. Önemli olduğunu inandığım için tekrar etmek istiyorum. Eğer biz Türkiye'nin büyüme hızından daha hızlı büyüyemezsek yenilenebilir enerji kaynaklarında mutlaka biz fosil kaynaklara müracaat etmek zorunda kalırız. Bu bizim istemediğimiz, temenni etmediğimiz ama zorunlu hale geldiğimiz bir yapıya girebilir. O yüzden ben özellikle salonda bulunan katılımcılarımızdan da özel sektör temsilcilerimizden de ve rüzgarla alakalı yatırım yapacak olan müteşebbislerimizden de bunu özellikle istirham ediyorum. Bizim daha fazla ve daha hızlı gerek rüzgarı gerekse HES'lerle alakalı mutlaka çıkışımızı sürdürmemiz lazım. Şu ana kadar yapılanlar küçümsenmeyecek kadar önemli işlerdir. Bu değişimin yönetilmesi, bu büyümenin değişirken yönetilmesi adına önemli işlerdir. Yine bu politikalarımıza devam edeceğiz. Bizler kurulu gücümüzü 20 bin megawattlara çıkartmamıza mani bir şey olmadığını görüyoruz 2023 yılına kadar. Çünkü Türkiye hem ithal ettiği petrol ve doğalgazı yerli kaynaklar haline getirmesiyle alakalı çalışmalarını sürdürürken hemen yanı başında bulduğu, ülkesinde hazır halde bulduğu gerek rüzgarı, gerekse güneşi, gerekse su kaynaklarını iyi değerlendirmek durumundadır. Son iki yıl öngörülerimizin de üzerinde bir doğal gaz talebiyle karşılaştığımızı gösteriyor. Bunun %25'ler civarında bir tüketim rakamına karşılık geliyor olması son derece önemli. O yüzden ürettiğimiz kadar ithal enerji kaynaklarını azaltacağımız ama üretmediğimiz kadar da ithal enerji kaynaklarının artacağı bir dönemdir Türkiye'nin önündeki 11 yıl. Dünyadaki gelişim hızlarına baktığımızda, Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine baktığımızda mutlaka artık bizim bu yapıyı hızlandırmamız gerekiyor. Ben bu organizasyonu yapan özellikle Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı ve değerli üyelerine ve uluslararası konuklarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu tür toplantıların şu anda
eksiği olarak gördüğüm bazı toplantılarda telafi edilen elektronik anketin mutlaka her toplantıya konmasını özellikle istirham ediyorum. Bizler anlatıyoruz, bunların ne kadar kabul gördüğüne dair salonun tepki vermesi lazım. Bunu da yine bilimsel verilerle beraber elektronik anketle bir tuşla beraber sağlayabiliyor olmamız lazım. Bazı organizasyonlarda bunu gördük ve son derece o anda ölçen, salonu o anda ölçen, sektörü o anda ölçen yapılanmalarla karşı karşıya kaldık. Bu sevindirici bir şey. Ben inşallah bundan sonraki organizasyonlarda da bunun gerçekleşmesini temenni ediyorum. Tekrar salonda sizlerle bir arada olmuş olmaktan dolayı sektör temsilcileriyle, yenilenebilir enerji kaynakları temsilcileriyle bir arada olmuş olmaktan dolayı memnuniyetimi belirtiyorum ve desteğimizin sonuna kadar da süreceğini bir kez daha yineliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakanım çok teşekkürler ama kürsüde sizi birkaç dakika daha bekleteceğiz. Plaket takdim törenimize geçeceğiz çünkü. Ve TÜREP Başkanımızı da buraya davet ediyoruz. Alkışlarınızla lütfen. Plaketi Bakanımıza kendisi takdim edecek. Sayın Bakanım buyurun. Mustafa Bey. Sayın Bakanımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bizlere verdiği destek için, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'ne verdiği destek için. Hiçbir etkinliğimizde bütün yorgunluğuna rağmen hiç bizi kırmıyor. Tekrar sizlerin huzurunda, sizlerin de desteğiyle Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Sayın Bakanım, diğer konuklarımıza da sizin plaket takdim etmenizi arz edeceğiz. Mustafa Bey ben takdim edeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı Sayın Mahmut Mücahit Fındıklı'yı davet ediyoruz efendim alkışlarınızla. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Sayın Erol Kaya'yı davet ediyoruz. EPDK Başkanı Sayın Hasan Köktaş'ı davet ediyoruz. Ve Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği CEO'su Christian Kejer'i davet ediyoruz. Plaketini almak üzere. Mr. Kejer. Evet. Ve bugünün anısına da evet, bugünün anısına da bir fotoğraf hemen çekilelim ve kurdelamızı da hazırlayabilirsek hemen. Buyurun. Kurdelamızı da hazırlayabilirsek arkadaşlar. Fotoğraf çekimin hemen ardından. Bir saniye bekler misiniz? Kurdele aşağıda mı olacak? Yukarıda. Yukarıya doğru çıkartabilir miyiz arkadaşlar? Şöyle biraz daha yaklaşın. Heh. Yukarı, yukarı, yukarı. Evet, makaslarımızı da verelim. Sayın Bakanım, komutu siz mi vermek istersiniz aynı anda kesmek adına? Nasıl istersiniz? Ben mi geriye sayayım? 3, 2, 1 şeklinde aynı anda kesmenizi rica ediyoruz çünkü. Peki efendim, nasıl isterseniz. O zaman 3'ten başlıyorum. 3, 2, 1, 0. Kesiyoruz efendim. Alkışlarınızla. Ve açılış diyoruz. Değerli konuklar,
Sayın Bakanımız da aynı şekilde yan tarafta hemen biliyorsunuz girişte gördünüz. Fuar alanımız var. Oradaki standları gezecek Sayın Bakanımız. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız da bakanımızın bu gezisine iştirak etmelerini rica ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz değerli katılımlarınız için konuklarımız. Öğleden sonraki oturumda da kongremiz devam edecek. Çok sağ olun.